Değerli cemaatim, kibir insanın bir şeyle övünmesi anlamına gelmektedir. Kibirli olmak insanın kibrini kabartması. Dikkat edelim. Yaptığımız, övündüğümüz, elimize geçen veya yeni neslimizi kibirli olarak yetiştirmemeye dikkat edelim. İnsanın ilmi, diploması, eğitimi insanın kibrine vesile olabilir. Hatta insanın ameli, yani ibadetleri insanın kibirli olmasına vesile olabilir. İnsanın asaleti, güzelliği, serveti, kuvveti, çevresi İnsanın kibrinin artmasına, enaniyetinin, egosunun artmasına vesile olabilir. Benim cemaatim, benim partim, benim siyasi çevrem, benim gücüm, benim aşiretim diyerek insan kendi bindiği arabasıyla, giyindiği markalı elbisesiyle kibrini daha da büyütebilir. Kıymetli dostlar! hepimiz Hasan el-Harakani Hazretlerini duymuşuzdur. Yaşadığı dönemde ünü bütün cihana yayılır. Dönemin sultanı Gazneli Mahmud da bu büyük hazretin ününü duyar ve o da ister ki büyük gönül sultanının kapısına gitsin ve onun duasını almak ister. Bir gün haber gönderir. Der ki Devlet adamı Gazneli Mahmud bir hocaefendi ilim erbabını tekkesinde medresesinde ziyaret edecek. Korumaları gider, önden haber verir. Her zaman olduğu gibi o büyük ilim erbabı, alim irfan sahibi insan kapıda karşılamasını, ilgi göstermesini bekleyen Gazneli Mahmud bir de varır, görür ki o büyük abide şahsiyet istifini bozmamış. Yerinde oturuyor ve medresesinde talebesiyle meşgul oluyor. Bunu zoruna gider. Yüzü asılır ama o büyük insanın dizinin dibine oturur ve onu kibirli sorularla sigaya çeker gibi soru yağmuruna tutar. Şu soru nasıldır? Bu soru nasıldır? Şu mesele hakkında ne düşünürsünüz diyerek karşısındaki ilim erbabını soru sormak, ilim talep etmek, öğrenmek niyetiyle değil. Onu bir tehlikeli soruyla acaba nasıl sorguya çekelim veya onun ağzından farklı bir kelimeyi nasıl kaparım diyerek Kibirli bir edayla o büyük insanı sorguya çeker. Ama o bütün asaletiyle, ilmin vermiş olduğu izzetiyle karşısındaki devlet adamına istifini bozmadan sorduğu bütün sorulara cevap verir. Aldığı cevaplar karşısında Gazneli Mahmud eridikçe erir ve en sonunda ''Efendim'' Bana bir hediye verseniz, sizden bir parça verseniz de hiç değilse ömrüm boyunca yanımda hatıra olarak taşısam der. Bunun üzerine Gazzeni Mahmuda Harekani Hazretleri gömleğini çıkarır ve ona hediye eder. Hediye ettikten sonra müsaade ister. Ayağa kalkar o büyük devlet adamı onunla birlikte Hazret de ayağa kalkar. Yürür kapıya doğru onunla birlikte o büyük insan onunla birlikte yolculamak üzere kapıya doğru yürür. Gazneli Mahmud şunu merak eder. Efendim lütfen kusuruma bakmayınız ama gelirken beni karşılamadınız. Hiçbir ilgi göstermediniz. Giderken beni uğurluyorsunuz. Hem de ayakta uğurluyorsunuz deyince Hasan Harakani Hazretleri şunu söyler. Gelirken kibirle gelmiştiniz. Kibire kibir gerekir. Ama giderken tevazuyla gidiyorsunuz. Tevazuya tevazu yakışır. Kıymetli dostlar, bu cevabı alınca o büyük devlet adamı Gazzeli Mahmud, Rabbim rahmet eylesin, bu milletin İslamlaşmasında, Müslümanlaşmasında büyük katkısı olan büyük devlet adamıdır. O büyük insan der ki, ''Efendim, siz söylendiğinden de büyüksünüz, bana tavsiyede bulunur musunuz?'' deyince o büyük gön gönül sultanı ona dört tane son vasiyetini belirtir. Kıymetli dostlar, hepimizin hayatında ışık tutacak, hepimize yegane düstur olacak dört tane son vasiyetini Gazdeli Mahmud'a söyler. Birincisi ey büyük insandır. Takvayı elbise olarak edin. Hayatında takva senin elbisen olsun. İkincisi cene, cemaatle namazdan kesinlikle geri durma. Her bir vakit namazını hangi halde Hangi nerede olursan ol cemaatle namaz kılmayı ihmal etme. Üçüncüsü cömertlik senin en büyük şiarın olsun. Çevrendeki herkese, misafirine, yolda geçene, herkese ikram etmeyi kendine şiar edin. Halka karşı, ailene karşı, elinin altında çalıştırdıklarına karşı, işçine karşı şefkat en önemli ilken olsun diyerek o büyük gönül sultanının son vasiyetidir. Bizler de bu vasiyetten hissedar olmak bu cuma vaktinde o büyük gönül sultanlarının açmış olduğu yolda ilerlemek yeni nesli ihya ve inşa etme noktasında bu nasihatlerden hissedar olmasını cuma vaktinde Rabbimizden niyaz ediyor. Rabbim her birimizi bu ulvi değerler çerçevesinde hayat düsturuyla yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bütün inananların üzerine olsun.